Hazreti Muaviye'nin radıyallahu an fazileti. Buhari'de geçtiği üzere İbn Abbas radıyallahu an Hazreti Muaviye hakkında "O Resulullah'la sahabelik etmiştir." demiştir. Sallallahu aleyhi ve sellem. İbn Ömer radıyallahu anh da "Resulullah'tan sonra Muaviye gibi otoriter birini görmedim." demiştir. Malik bin Enes rahmetullahi aleyh'in Ez-Zuhri rahmetullahi aleyh'ten rivayet ettiğine göre, Said bin el-Müseyyeb rahmetullahi aleyhe, Resulullah'ın sahabeleri hakkında sordum. Bana dedi ki, Dinle ey Zühri! Hazreti Ebu Bekir'i, Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı ve Hazreti Ali'yi radiyallahu anhum ecmain, onları sever halde ölen, Cennette müjdelenen on kişinin cennetlik olduğuna şahitlik eden ve Muaviye'yi de hürmetle anan kimse, Allahu Teala'nın hesaba çekmemesini hak eder. İbni Asakir Bir adam, El Muafa bin İmran rahmetullahi aleyhe, Ey Ebu Mesud! Ömer bin Abdülaziz'in Muaviye bin Ebi Süfyan'a göre yeri nedir? diye sordu buna şiddetli bir şekilde öfkelendi ve dedi ki, Resulullah'ın asabını kimseyle kıyaslamayın. Muaviye radıyallahu an onun sahabesi, akrabası, katibi ve Allahu Teala'nın vahyenin eminiydi. İbn Asakir. İbrahim bin Meysara rahmetullahi aleyh dedi ki: Ömer bin Abdülaziz'in Muaviye'ye hakaret eden kimse dışında hiç kimseyi kamçısıyla dövdüğünü görmedim. İbn Asakir El Fadl bin Anbese rahmetullahi aleyh dükkanda oturuyordu. Kendisine Muaviye mi yoksa Ömer bin Abdülaziz mi daha faziletli diye soruldu. Buna şaşırarak Subhanallah. Resulullah'ı gören bir kimseyi onu görmeyen kimseyle bir mi tutayım dedi ve bunu üç defa tekrarladı. İbn Asakir. Ebu Abdullah'a rahmetullahi aleyh, Muaviye ve Amr bin El Az radıyallahu anhum eleştiren kişiye Rafizi denilir mi diye soruldu da şöyle dedi: Bu iki kişinin aleyhinde konuşmaya cüret eden adamın içinde mutlaka kötü bir düşünce vardır. Sahabelerden herhangi biri hakkında kötü sözler sarf eden adamın niyeti mutlaka kötüdür. İbn Asakir. Allah Celle Celaluhu Hazreti Muaviye'ye söven ve düşmanlık edenlerin, münafıklıkla suçlayanların burunlarını sürtsün. Bundan Allahu Teala'ya sığınırız. İbn Hacer el-Askalani. El-İsabe Seçkin Sahabeler sayfa 359 361 16 nisan Mevlana takvimi